Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizler için ülkemizin tarihi ve doğa güzellikleri ile ziyaretçilerini bekleyen nadide beldelerini gezmeye devam ediyoruz gezginler. Bugünkü durağımız Datça Yarımadası'nda denizle iç içe olan Knidos Antik Kenti. Biz gezerken çok şey öğrendik, çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. Knidos Antik Kenti, Muğla ili Datça ilçesinde yer aldığı 70 kilometre uzunluğundaki Datça ya da Reşadiye Yarımadası'nın en uç kısmında Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada Tekirburnu üzerinde yer almaktadır. Antik kent, Batı Anadolu kıyı kentlerinin en önemli merkezlerinden birisidir. Klasik devir dünyasının zengin ve ünlü kentlerinden birisi olan Knidos Antik Kenti, Muğla iline bağlı Datça ilçesi ile Yazıköy sınırları içinde bulunmaktadır. Antik kent, karayolu ile Datça'ya 35 kilometrelik mesafede olup, bölgeye deniz yolu ile ulaşım ise gezi tekneleri veya yatlarla yapılmaktadır. Datça Yarımadası'ndaki antik kentin geçmişi M.Ö. 2000'lere kadar uzanmaktadır gezginler. Bölgede bilinen ilk yerli halk Karyalılardır. Burada en parlak dönem Dorlar döneminde yaşanmıştır. Dorlar ve Romalılar Knidos'a çok sayıda tapınak yapmışlar. Şehir Afrodit heykeli ile ünlenmiş. Geç Roma ve erken Bizans döneminde ise tapınaklar yerlerini kiliselere bırakmış, şehir nüfusu ise zamanla 70 binlere kadar ulaşmıştır. Gezginler, Knidoslular, Fenikeliler sayesinde denizcilikte çok ilerlemişler ve tersaneler kurmuşlar. Kuzeyde daha küçük olana Kuzey Limanı denmiş. Bu liman askeri amaçlı kullanılmıştır. Diğer yandaki Güney Limanı ise ticaret gemilerine ayrılmıştır. Kazılarla ortaya çıkarılan diğer bir alan da liman caddesidir gezginler. Cadde küçük limandan başlayarak Propriano'ya kadar uzanmaktadır. Bu caddenin hemen batısında D Kilisesi yer alırken güney kısmında ise bir çeşme yapısı açığa çıkarılmıştır. Antik kent önemli bir turizm ve ticaret merkezidir. Şaraplarıyla ünlü olan kent, aynı zamanda ürettiği şarapların ihracatını da yapmaktadır. Kent, M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak Helen dünyasında önemli bir rol oynamıştır. Knidos, antik çağın önemli bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir kültür ve sanat kenti olmuştur. Evet değerli gezginler, Muğla'nın Datça ilçesi eşsiz doğası, coğrafyası ve geçmiş tarihiyle de çok ünlüdür. Bunlardan bir tanesi de Datça'nın Knidos yani Krio mevkiine 1931 yılında inşa edilmiş olan Deve Boynu Feneri'dir. Anadolu'nun Akdeniz'e uzanmış en uç noktası olan Knidos aynı zamanda Ege ve Akdeniz'i birbirinden ayıran bir nokta durumundadır. Evet gezginler, Datça'ya geldiniz mi hem tatil yapabilirsiniz,
Hem gezebilirsiniz hem de çeşit çeşit köy ürünlerinden bol miktarda satın alıp sevdiklerinize götürebilirsiniz. Gezginler, bugün sizlere Datça Yarımadası'ndaki Kinitos Antik Kenti'nin paylaşımını yaptık. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.